Dedektif Tep, Jigsaw'u yakalamak için bir operasyon başlatıyor fakat bu operasyonda ortağı Singh ölüyor. Jigsaw da bu durumdan Dedektif Tep'i suçlu tutarak onu kaçırıyor ve tuzağına bağlıyor. Bu gördüğünüz odadan aynadaki yansımayı kullanarak şifreyi buluyoruz ve kaçıyoruz. Ardından karşımıza bir tuzak daha çıkıyor. Bu tuzaktan da tuvaletleri karıştırarak sigorta kutusu bulup kapıları açmamız gerekiyor ve böylece bir kişiyi kurtarmış oluyoruz. Bunun ardından bizi bir tuzak daha karşılıyor. Buradaki 4 cesetten doğru olanı bulmamız gerekiyor. Bu insanların röntgenlerini kontrol ederek anahtar olan cesedi tespit ettim ve anahtarı onun bedeninden aldım. Bir sonraki tuzakta da kutularda bulunan sembollerle karşılaştım ve doğru sembolü bulmam gerekiyordu. Sigorta kutusuna güç vererek odadaki ışıkların yanmasını sağladım ve bir silah figürü belirdi. Bu silah figürünün olduğu kutuyu açarak bağlama kablosu aldım. Girdiğim bir diğer odada da yine bir tuzakla karşılaştım ve yine sigorta kutusuna güç vererek televizyonda yazan şifreyi odaya girdim. Tam gitmem gereken yerin anahtarını buldum derken The Pig belası ile karşılaştım ve beni bayıltarak asıl tuzağın olduğu yere götürdü. Asıl tuzakta bulunan kişi Amanda. Kendisi Testere serisinde önemli bir role sahip biliyorsunuz ki. Buradaki cihazda kırmızı ve mavi tüpleri doğru yere yerleştirerek Amanda'nın da hayatını kurtardım. Bu bölümümüzde Amanda ile yola devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir testere bölümünden hepinize selamlar. Gençler, ilk bölüm inanılmaz sevilmiş, bu beni çok mutlu etti. İstatistiksel olarak falan da çok iyiydi yani. 2, maksimum 3 günde bir bu seriyi devam ettireceğim ve bitireceğiz. Evet, en son burada kalmıştık. İlk videoya birkaç yorum gelmiş. Biraz karanlık demişsiniz, gamasını açtım oyunun. Ses çok azıcık daha açılabilir demişsiniz, onu da açtım. Altyazılar küçük demişsiniz ama altyazıları büyütme seçeneği yok arkadaşlar. Onu çözemedim yani. Ne diyorsun? Bir kereden bir şey olmaz. Ya emin de ne demek bir kereden bir şey olmaz arkadaşlar. Kendi bağımlı diye beni de bağımlı yapacak ya. Al işte. Bir tane kobay faresi bulduk bura. Haa, bunun geçmişini gördük. Bu şırıngalı şeyler çok acıtır bu arada ya. Özellikle dikey şekilde batarsa bu arada. Ben buraya geldim de. Ha. Yine bize vicdan yaptırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu yakalamak için yöntemler denediğimiz için o da kafayı bize taktı yani. Evet. Eski bir arkadaşımızı tuzağa bağlamış ve ha. Evet, tam vicdan yaptırıyor yani şu an. Diyor ki bu adam hani böyle bir kural çiğnedi. Sen de bir dedektifsin. Hani sonuçta hukukla iç içesin. Acaba diyor bu yaptığı şey affedebilecek misin? Hemen de biraz daha yavaş gelmeye devam edersen videoyu 4,5 saat falan çekmek zorunda kalacağım. Ne diyorsun? Bir kereden bir şey olmaz. Hala bir kereden bir şey olmaz diyor. Git artık peşimden be sapık kadın. Ya. Adamdan kaçar mı oğlum? Yani bunu şey gibi düşünün arkadaşlar. Sokakta giderken birine çarpıyorsunuz. Bir dakika, sonra anlatırım arkadaşlar. Hatırladım bu sahneyi. Hatırladım bu sahneyi. Evet, hemen de gitti. Şimdi önce az önceki örneği vereyim. Sokakta giderken birisini arabayla çarpıyorsunuz ve hiçbir görgü tanıyor, kimse görmüyor. O kişiyi yolda bırakıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Böylece kendi suçunuzu örtmeye falan çalışıyorsunuz yani. Evet, geldi bir suçlu. Oğlum adama bir şans verseydik anasını satayım. Yallardı gitti. Arkadaş mı düşman mı diyor. Bu arada The Pig normal seride bir sürü kişi tarafından kontrol edilebiliyor arkadaşlar. Yani bu The Pig tek bir kişi değil. Onu söyleyeyim. Ve bu The Pig'in görevi bu tuzakları hazırlamak. İşte biri kaçırılacaksa onu kaçırmak falan. Yardımcısı yani. Gördüm. Allah belanı versin, gitti el. Kezzap'ı yedik arkadaşlar. Oğlum bu sümükte karışık bir kezzap mı ya? Ne kadar iğrenç bir rengi var. Nereye gidiyorsun? Aha, görüşürüz arkadaşlar. Oyunu bırakmanın vakti geldi. Bunları ne yapıyorduk? Hah, tamam, yanına gidip biriyle etkisizleştiriyorduk. Ya bunlar çok kötü ya. Buradan geçemiyoruz. Gaz zehirli. Gaz zehirli olduğu için oraya bir vana bulup önce o gazı kapatmamız gerekiyor. Oğlum yeter artık, gelme şöyle, ne kadar korkunç bir karakter ya. Bir şey diyeceğim,
İlk filmde Jigsaw'un yattığı şeklin aynısı ve kan da aynı yerde. Heyecan dolu bakışlar. Oo, ama bir şey diyeceğim. Benim görevim bu değildi ki oğlum. Bana şu an tezgah lan bu. Beni arkadaşlar yine bir pisliğin içerisine sürüklediler. Yani benim hiç alakam yoktu ya. Banyodan kaç. Evet. Şuradaki anahtar olan tuvalet bu. Işığı kapatınca burada olduğunu anladık. Reis sen beni hademe olarak işe falan mı alacaksın? Bana tuvalet mi temizlettiriyor arkadaşlar bu çaktırmadan? Yani bütün tuzaklar niye tuvalette olur ki? Buradan aldığımız bilgi sayesinde arkadaşlar şu ışıkları kapatıp anahtarın yerini öğrendik. Bunlara ne yapıyorduk lan? Dur lan dur. Çakmakla kaldım. Sana bir tane çakmak lazım diyen var. Çok ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Niye öyle şeyler diyorsunuz? Lan bir dur. Aa! Lan git lan git. A benim? Lan o tuzak benim miydi? A bir dakika arkadaşlar ben makarayı anlayamadım şu an. Altyazıda falan bir şey mi yazdı ben okuyamadım. Bir dakika dur ses bandı varmış burada zaten. Tamam tamam. Daha iyi oldu ölmemiz. Bunu kaçırmıştım bak. Aa tamam evet bak. Manken koluyla adam döveceğiz ya. Benim bunu bir an önce öldürmem mi gerekiyordu benim kafamdaki şey patlamadan? Ha bu dişli mantığı. Ne bulduk? Tuzak teli, bandaj, pompalı tüfek. Bayağı PUBG'deki gibi loot yaptım ben. Paspas daha iyi ya. Manken kolu ne anasını satayım yani. Adam dövmenin de bir sınırı var arkadaşlar. Senin anahtarına. Oğlum bütün anahtarlar bende mi? Her gelen bana niye anahtar ver diyor. Senin o. Bug'a girdim. Vallahi bug'a girdim. Jigsaw'un kendisinden nasıl daha tehlikeli olabilirler? Lan! Allah'ın belası herif. Canımın içine ettin. Keşke manken kolu. Seni keşke ıslak odunla döveydim. Yani manken kolu falan da değil ya. Mahvetti canımı ya. Yani şunun için mi dövüştüm ben? Bir saattir dövüşüyorum bari. Yani reis şunu başa bir yere koyaydın da dövüşmekle uğraşmayaydım ya. Ha buraya tekrar tuzak koyabiliyorum. Biliyordum bana gelenler için. Okey. Ama şimdi onu koymayalım. Ben kendi tuzağıma basarım. Kendimi biliyorum yani. İnsanın kendini tanıması önemli arkadaşlar. Oradan gidebiliyoruz derken evet. Vana'yı buldum da onu nereye soktum ki ben? Size söylenen adamın var ya Allah bin belasını versin. Adı o adam kadar başınıza taş düşsün. Bu ne oğlum herkesin trebini bana mı verdin reis? Vallahi şimdi gideceğim IMDb'den bir puan vereceğim bak son filmine ya. Beni diğer taraftan kovalamanız lazım. Gel 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 gel. Şu bir. Diğeri nerede? Diğeri çok da umurumdaydı. Kaç amınıyım kaç 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 kaç. Kardeşim kolay gelsin. Bunlarla ne uğraşacağım arkadaşlar? Ben tuzağa bir ne elektriğe yani Keloğlan gibi düşünün. Keloğlan da kendisinden güçleri nasıl yeniyordu? Nasıl yeniyordu arkadaşlar? Cevap versenize. Bir saattir bekliyorum ya. Nasıl yeniyordu diye bir soru sordum. Bana gelen hiçbir ses yok. Arkadaşlar bu kapılar bu kadar hızlı açtığım için beni geçmişte hırsızlık yaptı falan sanabilirsiniz. Aman diyeyim bak. Durduk yerde göt altına gitmeyelim. Bunları öldürmezsek eğer şey oluyor. Kafamdaki tuzak patlıyor. Tamam bu taraftan geldiğine göre doğru yol bu taraf. Aa bu şey. Milleti tuzağa götürdüğü sandalye. The Peak götürüyor ya birilerini. The Peak acaba asgari ücret mi alıyor ya? Arkadaşlar onu ne diyorsunuz? Yani burada çalışsaydı kesin asgari ücret alırdı da. Jigsaw Reis ne veriyor bilmiyorum. Ya bence asgari ücret artı 2500 lira Sodexo gibime geldi benim ama. Abi özel sektör hakim arkadaşlarımız daha iyi bilir. Şuradan atlayamıyorum merdiven kullanıyorsun öyle mi? Merdiven boyun kadar zaten utan lan. Evet, başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Bağlama kablom var mı benim? Devre kilidini aç ne? Lan nasıl açayım? Ha lan buradan bulacakmışız. Geri zekalı, mal mal kapalı yerlere bakınacağına. İlk bakman gereken yere baksana. Şey nerede? Ana şey. Şuradan al. Şuradan ver. Bunu bağladık. Şunu şuraya ver. Şunu da şuraya ver. İyisin Purpo iyisin. Bak stres yönetimi arkadaşlar. Böyle şeylerde soğukkanlı olmanız lazım. Aa geldik. Geldik tuzağa doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Tamam Vana'yı. Şimdi oradaki zehirli gazı iptal ediyoruz. Yaptıkların başkalarının kafeslerini açabilir mi? Aa kesin bir düşman saldı. Gazdan geçmeye çalışan bir arkadaşımız. Bir örnek olarak buraya koyulmuş. Vallahi billahi Twitter'da sıradan bir gün ya. Ne zaman Twitter'a girsem şuna benzer bir sahneyle karşılaşıyorum. Evet şimdi sürekli Vana falan bulup bu gazları deaktif etmemiz lazım. Hocam kolay gelsin. Adamın tuzakta yarısı yok olmuş ama hala saygıyla orada bekliyor. Bu Jigsaw efsanesidir işte arkadaşlar. Saygıyı parayla satın alamazsınız.
Ya güzel kardeşim, Esenler'de miyiz? Bıçağı taktı adam bana ya. Urbana'yı alınca nereyi devre dışı bıraktık? Şurayı, aynen, tamam. Bir vana daha gitmem gereken yeri gösteriyor. Tamam, bu vanayı çevirince buradaki dumanı boşaltıp yan tarafa verdi. Ha, tam oradaki gazı açtık. Şimdi bunu tekrar sola vereceğiz. Tamam, son yolu da açtık. Ana tuzağa doğru ilerliyoruz ama ana tuzağa doğru ilerlerken bana muhtemelen yine saçma sapan bir şeyler vereceksin. Aradan geçemem reis, nasıl aradan geçeyim? Ha, bir dakika, timingi var. Bu tam gittiği an. Şimdi geçtik. Çok güzel. Tekrar şu bir vursun, acele etmeyelim arkadaşlar. Böyle şeylerde acele etmeyeceksiniz. Ben 4 kere testere tuzağı yedim. 3'ünde acele ettiğim için öldüm yani, ben size öyle diyeyim. O bir tanesine de acele etmedim ama yine öldüm. Onu da Hoffman hazırlamış. Ne yaparsan yapın kaçamıyorsunuz. Lan Marshmallow. Bu şimdi düşman bize değil mi? Ya bir şey diyeceğim. Gördüm tuzağı. Tuzağı görmede bir sıkıntı yok. Ama burayı da benim hazırlamam gerekiyor sandım. Yani sadece hazırlamalık bir yer sandım. Böyle bir şey olamaz ya. Harbiden Jigsaw yani. Hani zeka eseri ya. Bir tanesine koymamış. Benim hazırlamam gerekiyor. Diğerini de aynı sandım. Diğeri halbuki tuzakmış. Gel bakalım. Buradayım buradayım, gel. Gel 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 gel. Ver bana bir tuğla. At şuraya. Hah, ses verdik. Lan tuzağa koyamadım. İtemim mi yok? Tuzağı niye koymuyor? Telim yok. Tamam. Şu saatten sonra Totos'unu kurtaran kaptan kardeş. Kanka sen görmediğine emin misin? Eğimine sıçayım dediğinizi duyar gibiyim. Değişik bir mekaniği var. Bastığım yere atmıyor ki. Hah, attı. Oyun aynen beni yalancı çıkarmak için. Evet. Hadi bakalım. Başladık yine bulmacamıza. Zor da olsa yaptık. Fırın kapısı anahtarı. O da patlayacak, o da patlayacak. Evet. Buradan çıkmam lazım değil mi şu an benim? Geri dönme timingine sıçacak. Bir şey diyeceğim, o şeyi kayıt almadı değil mi? Yaptığım çarkı. Ha, almış. Çok korktum, almış, tamam. Tamam. Yine sakiniz, sakiniz. Süre sesini de öyle bir veriyor ki zınk 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 diye, yani sana iyice ekstra stres yaptırıyor ya. Anana vurdu, ne oluyor lan? Bu gaz beni öldürmeyecek mi? Alo. Ha, öldürmüyormuş lan. Gaza respect attık arkadaşlar. Of. Var, kasa yandı galiba. Öyle bir düştü ki FPS. Yani anlamadım, oyundan mı benden mi kaynaklı ama. Baya böyle Minecraft'ta 1 milyon tane TNT falan dizip patlatıyorlar ya. Kendini fazla düşünmeni getirdiği bir şey. Reis, hayat içgüdüsü yani. Daha doğrusu yaşama içgüdüsü. Bir fareyi de köşeye sıkıştırırsan bir insana saldırır yani. Hani ölüm korkusuyla baş başa kalan bir insan her şeyi yapabilir bence arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, Part 7 Jason'a benzemiyor mu? Bak daha dün attım shorts videosunu. Oo, bu ne oğlum? O nasıl bir boru kaçağı lan? Umarım bu orayı kapatıyordur. Yani ben bir an bir ejderha falan geldi sandım. O borunun içinde minik bir ejderha doğmuş olabilir. Gel anahtar. Dün gece anan bizdeydi. Onun cebinde unutmuşum, kusura bakma. Al anahtar. Al al. Güzel mi anahtar? Al. Al. Allah'ın belası. Ver lan şu beyzbol sopasını, senin neyine. Arkadaşlar beni sinir ediyorlar ya. Bak bu oyunun bir tuzakları, yerdeki bu bir tuzakları. Bir de şu gerizekalı kurbanlar var ya. Ulan adamların hepsinin hayatı bana bağlı sanki ya. Ha, eve sarhoş dönerken. Aynen. Niye araba kullanıyorsun sarhoş sarhoş? Ha, değil mi arkadaşlar ya? O değersiz bir sarhoştu lan, şerefsiz. Kurtarmıyorum lan seni. Adam niye evsiz, fakir diye adama değersiz diyorsun? Hayır. Kameralı bölümler mi başlıyor? Doğruyu bul. Ananı avradını. Evet arkadaşlar, böyle ilerlememiz gerekiyordu. Çakmak yerine kameraya geçtik. Resmen çağ atladık ya. İleriye doğru itin ve çekin diyor da. Neyi? Ha, bu oda. Tamam. Şimdi şu yolu açmamız gerekiyor. Bunu ittirdiğimiz için bunu buraya ittirme fırsatı doğdu. Bunu buraya ittirebildiğimiz için de bunu buraya ittirebiliyoruz. Keşke biraz daha zor yapsaymışsınız, yani mobil oyun gibi olmuş. Tadilat var. Bu sesi nerede duysam tanırım. Tadilat var, yeni bir tuzak falan bir şey hazırlanıyor. Fırın odasının anahtarını bulmamız lazım ama. Gel lan. Nereye koyabiliyordum tuzağı? Vallahi billahi beynimi çıkarıyorum şimdi, bir tarafa koyacağım, öyle oynayacağım ya. Oğlum az önce içinden geçtim bir şeyin. Buraya tuzak yerleştir diye diyordu. Bak buraya tuzak koyabiliyorum. Şunun kaydı bir basalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan it? Gel gel, vereceğim anahtarı sana. Bir tane ıskalaması lazım. Hop dodge. Zınk. Bu slow motion'da öldü. Anahtar bunda büyük ihtimal.
Oo, bu kör dövüşçü. Dur. Bunlar çok tehlikeli olur arkadaşlar. Öne doğru sürekli sallarlar nereye vurduğuna bakmadan. Bak görüyor musun bak? Kurtaracağım dur. Ölüm de bir kurtuluş değil midir arkadaşlar? Yani adam bana felsefe yaptıracak şimdi yani. Al kurtuldum. Yani arkadaşlar bakın bir şeyden dua ederken ya da bir istek belirtirken detay belirtin. Beni bu şeyden kurtar dedi. Kurtardım yani. Beni öldürmeden kurtar demesi gerekiyordu. Evet. Geldik. Oo, bu çok kötü lan. Var ya adamı yavaş yavaş karnını deşe deşe öldürecek. Evet, suçu bu. Her tuzağın bir nedeni oluyor bu şekilde. Yani durup dururken birilerini kaçırıp şey yapmıyor. Evet, suçu başkası yapmış gibi gösterdi. Bu adam çünkü bizim yardımcımız olduğu için yani hani bir polis gibi bir şey sonuçta. Yetkileri var yani. Şimdi diğer tarafa ulaşmamız gerekecek arkadaşlar. Lan dur tam yapıyordum dur reis bir dakika ya bak kafamı karıştırıyor böyle oynuyor. Tamam bunu tamamladık. Okey bunu tamamlayınca biraz daha yukarı çekiyorum galiba onu. Reis bir dakika. Bana çok stres yaptırıyorsun şu an. Çek biraz yukarı çek oğlum adam. Gidecek lan karın deşenecek gibi kalacak adam. Oha. Oğlum bu ne? YKS sınavı Türkçe paragraf soruları gibi amına. Tamam. Zor dedik ama öbürlerinden daha basit çıktı bilmiyorum. Sol tık spamleye yaptım. Sonuncu. Basit gibi görünüyor ama değil. Bunu buradan götürmemize izin vermez. O kadar basit değildir. Muhtemelen yukarıdan götürmemizi isteyecek. Tamam daha var. Bir şey olmaz. Daha bayağı yukarıda. Dur oğlum biraz adrenalin yaşıyorsun işte ya. Diğer varyasyonlara geçiyorum arkadaşlar. Bir dakika sallama şurayı. Ne yaptığımı unutuyorum ya. Şu an gayet iyi gidiyorum. Abo. Reis, Allah'ım mükremine dönüyordun ha. Mükremine dönüyordun bak. Oğlum sen salak mısın? Yemin ediyorum uçan tekmeyi vurup var ya bunu tekrar tuzağın kafasını soktuydum. Ben bu adamın yaptığı şeyin yanlış olduğunu savunmuşum ve muhtemelen birilerine ispiyonlamışım. Ama bence haklıyım. Bak hem birisini öldürmüş hem de masum birisini suçlamış. Had to get your arrest. You put me in a corner, Tab. I just did what I had to do. What you had to do? Destroy two people. Tab, bu konuda arkandayız reis. Sonuna kadar arkandayız. I have something to protect. You know what, Tab? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. You deserve each other. Görüşürüz. Yani bu tarz insanlar akıllanmaz arkadaşlar. Bunları topluma kazandırmaya çalışan da suçu ya. Bak birisini öldürmüş sarhoş. Öldürdüğü adama diyor ki o zaten evsizde ailesi yoktu diye adamı insanlık dışı bir yorum yapıyor yani adam hakkında. Bu adamı öldürüp kendi polislik yetkilerini kullanıp dedektiflik yetkilerini kullanıp suçsuz birisini içeri sokmuş. Bunu yaparken başka bir polis arkadaşını da bu işe bulaştırmış. O polis arkadaşı bunu ispiyonlamaya çalışmış ama onu da durdurmuş bir şekilde. Artık ne yaptı bilmiyorum. Artık karısıyla kızıyla falan mı tehdit etti bilemem. Suç üstüne suç yani. Bu inşallah belasını bulur ne diyeyim. Evet gençler bu bölümlük bizden bu kadar. Benden bu kadar daha doğrusu. Umarım keyif almışsınızdır. Seri yine tam gaz ilerliyor. Serinin ilk videosu bir gün içerisinde 17.000 izlendi, 2.000 like aldı ve 400 küsur yorum geldi. İlginiz için çok teşekkür ederim gençler. Hep siz beni övüyorsunuz biraz da ben sizi öveyim. Yani bu aşırı büyük kitleli yayıncıları saymazsak gerçekten benim gördüğüm en iyi kitle sizsiniz. Bunu hani böyle sırf siz beni övüyorsunuz diye karşılık olsun diye söylemiyorum. Yani bir senedir falan neredeyse aktif video atamadım. 15 gün arka arkaya video atamadığım bile oldu. Ama hiç burun kıvırmadınız. Şimdi geldim aktif bir şekilde videolara başladım. Karşılığını fazlasıyla veriyorsunuz. İstatistiksel anlamda da yorumlardaki çok değerli yorumlarınız hakkında da. Yani her türlü karşılığını veriyorsunuz. İşte abi şöyle iyisin, böyle iyisin, video şöyle güzel, şu kısmı şöyle güzel yapmışsın diye bir sürü övgü dolu yorum
atıyorsunuz. Ve sizin hani 2 dakikanızı alıp attığınız basit bir yorum benim mentalimi ve motivasyonumu inanılmaz yükseltiyor. Yani bunun için çok teşekkür ederim gençlere, iyi ki varsınız. Biraz böyle miniden bir duygusal konuşma yaptım ama ya bunu söyleme ihtiyacı duydum çünkü her biriniz çok değerlisiniz benim için. Umarım videolar size keyif vermeye devam eder. Çünkü ben çok eğleniyorum şu sıralar. Oyun fark etmeksizin yani. DBD'den de çok eğleniyorum. Çektiğim bu savdan da çok eğleniyorum. Çünkü karşılık bulacağını biliyorum. Bu güzel bir his. Çok teşekkür ederim hepinize. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.